Vay bu ne sitemdir, kimedir nazım? Bir haykırsam duyulurdu avazım. Neden sesin gelmez tuttan ağacım? Kime küstün bugün, çalmazsın sazı? Neden sesin gelmez tuttan ağacım? Kime küstün bugün, çalmazsın sazı? Sevgili çocuklar, değerli arkadaşlar, çok kıymetli büyüklerim, abilerim, ablalarım, hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Bugünkü uzun bağlama dersimde Türk halk müziğinin yaşayan duayenlerinden Güler Duman ablamıza ait Sazım adlı eseri inceleyeceğiz. Eser nasıl çalınır, nasıl söylenir, nasıl solfej edilir, sözler, motiflere nasıl oturtulur? Hepsini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, eserle ve bağlamamla ilgili ipucularını, yani ayrıntıları hemen size aktarmak istiyorum. Elimde 42 tekne yaprak tut bağlamam var. Alt boş teli la, orta boş teli re, üst boş teli sol çekili la re sol, yani kara düzen akor çekili eseri size re karar göstereceğim. Arkadaşlar, Sazım adlı eser söz ve müziği Güler Duman ablamıza ait. Allah sağlık versin kendisine. Dört dörtlük bir eser. Re dizisi üzerinde mi bemol arızası ve yukarıda da si bemol arızası var arkadaşlar. Eserde A bölümü, B bölümü ve C bölümü var. Eserin A bölümü ile hemen dersime başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, dersime başlamadan önce sizinle bir husus paylaşmak istiyorum. Sazım adlı eserin süslü halini bugün işleyeceğiz. Ona göre lütfen dikkatli olun. Bakın, A bölümünün birinci ölçüsünde Ankara Gelibolu, Tatvan, Ankara tartımları var. Arkadaşlar, süslemeleri size tartım tartım göstereceğim. Bakın, ilk tartımı olan Ankara'nın birinci hecesinde la kaydırması, ikinci hecesinde do çarpması var. Yani şöyle yapacağım ilk tartımı. Sol, la, si, do, la. Bakın, solden la'ya kayıyorum. İkinci hecede do'ya çarpıp üçüncü hecede la'ya düşüyorum. Yani şu. Peki, ikinci tartım olan Gelibolu'nun 1, 2, 3 ve 4. hecelerinde çarpma var. Şu arkadaşlar. Si, do, si, do, la, si, sol, la. Bakın. Peki arkadaşlar, üçüncü tartım olan Tatvan'ın birinci hecesinde la çarpması, ikinci hecesinde dem var. Şu fa la sol dem. Bakın, fa la sol dem. Bakın. Peki son tartım olan Ankara'nın 1, 2 ve 3. hecelerinde çarpmalarım var. Arkadaşlar, Ankara'nın birinci hecesindeki çarpma, bakın, 16'lık bir çarpma şöyle olacak. Sol, la, sol, la, fa, sol. Bakın. Bir daha dinleyin. Peki, şimdi birinci ölçüyü size bir birleştireyim, dinleyin. Sol, la, si, do, la, si, do, si, do, la, si, sol, la, fa, la, sol, de. Sol, la, sol, la, fa, sol. Arkadaşlar, solfejsiz. Peki bir daha bakın. Biraz hızlanınca anlamını bulacak arkadaşlar. Hiç acele etmeyin. Son kez birazcık hızlı gösteriyorum. Evet. Hemen ikinci ölçüye geçiyorum arkadaşlar. Ankara Gelibolu, Tatvan, Ankara tartımları var. Arkadaşlar, ilk tartımım olan Ankara'nın birinci hecesinde yine kaydırma, ikinci hecesinde çarpma var. Şöyle olacak bakın.
Fa sol la si sol. Bakın. Bakın. Peki ikinci tartım olan Gelibolu'nun yine her hecesinde çarpmalar var şu. La si la si sol la fa sol. Bakın arkadaşlar. Son kez. Peki üçüncü tartım olan Tatva'nın birinci hecesinde sol çarpması, yine ikinci hecesinde dem var. Şu arkadaşlar. Mi sol fa dem. Bakın. Mi sol fa dem. Bakın. Peki son tartımım olan Ankara'nın 3 hecesinde de çarpma var. Yine 1. hecedeki çarpma 16'lık, biraz gecikecek. Bakın şöyle. Bakın. Fa sol fa sol mi fa. Bakın. Fa sol fa sol mi fa. Bu arkadaşlar. Şimdi A bölümünün ikinci ölçüsünü bir birleştireyim. Dinleyin lütfen. Fa sol la si sol. La si la si sol la fa sol. Mi sol fa dem. Fa sol fa sol mi fa. Bakın, bakın. Fa sol la si sol. La si la si sol la fa sol mi sol fa dem. Fa sol fa sol mi fa. Pek solfesiz bir geleyim. Arkadaşlar bir puan hızı arttırıyorum. Peki arkadaşlar A bölümünün 3. ölçüsüne geçiyorum. Yine Ankara, Gelibolu, Tatvan, Ankara tartımları var. Arkadaşlar ilk tartımım olan Ankara'nın sadece 1. hecesine fa kaydırması yaptım. Şu. Mi fa sol fa. Bakın. Mi fa sol fa. Fa'da kaydırma yapıyorum. Bakın. Peki ikinci tartımım olan Gelibolu'nun 4 hecesine de çarpma yazdım. Şu. Sol la sol la fa sol mi fa. Bakın arkadaşlar. Sol la sol la fa sol mi fa. Bakın. Peki üçüncü tartımım olan Tatva'nın 1. hecesinde çarpma, 2. hecesinde dem. Şu arkadaşlar. Re fa mi dem. Bakın. Re fa mi dem. Peki son tartımım Ankara'nın 1 ve 2. hecelerinde çarpma var. İlk hecedeki çarpma bakın 16'lık, lütfen dikkat. Şu mi fa mi fa re. Bakın. Bir daha. Peki şimdi 3. ölçüyü bir birleştireyim arkadaşlar. Mi fa sol fa sol la sol la fa sol mi fa re fa mi de. Mi fa mi fa re. Solfesiz geleyim. Peki arkadaşlar bir puan hızı arttırıyorum. Peki A bölümünün 4. ölçüsüne geçiyorum arkadaşlar. Eskara, Ankara, Ankara, Gelibolu. Arkadaşlar ilk tartımım olan Eskara'nın 2. hecesinden sonra fa diyez 2 çarpması var. Şu. Es. Fa fa mi. Bakın arkadaşlar. Es. Fa fa mi. Bakın. Peki ikinci tartımım olan Ankara'nın 1. hecesinde vibrasyon yazdım. 2. hecesinden sonra çektirme var. Re çektirmesi. Bakın şu. Fa, mi, re, mi. Bakın. Re'ye çektirme yapıyorum. Fa, mi, re, mi. Bir daha bakın. Peki. Üçüncü tartımım olan Ankara'nın 1. hecesinde dem var. Şu. Re, dem, re, mi. Bakın. Re, dem, re, mi. Arkadaşlar son tartımda herhangi bir süsleme yok. Fa, sol, la, si. Bakın. Şimdi dördüncü ölçüyü size birleştireyim. Es. Fa, fa, mi. Fa, mi, re, mi. Re, dem, re, mi. Fa, sol, la, si.
sol sessiz bir geleyim. Arkadaşlar bir puan hızı arttırıyorum. Evet bu arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. A bölümü devam ediyor, bitmedi. 8 ölçüden oluşuyor ama bu ilk 4 ölçüyü size bir birleştirmek istiyorum. Lütfen dinleyin. 3, 4. Arkadaşlar bir de solfejli birleştireyim. 3, 4. Sol, la, si, do, la, si, do, si, do, la, si, sol, la, fa, la, sol, dem, sol, la, sol, la, fa, sol, fa, sol, la, si, sol, la, si, la, si, sol, la, fa, sol, mi, sol, fa, dem, fa, sol, fa, sol, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, fa, mi, dem, mi, fa, mi, fa, re, es, fa, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, dem, re, mi, fa, sol, la, si. Evet, bu arkadaşlar. Şimdi A bölümünün 5. ölçüsüyle devam etmek istiyorum. Arkadaşlar A bölümünün 5. ölçüsünde Ankara, Gelibolu, Ankara, Gelibolu tartımları var. Bakın ilk tartımım olan Ankara'nın 1. hecesinde yine la kaydırması, 2. hecesinde do çarpması var. Şöyle olacak. Sol, la, si, do, la. Bakın. İkinci tartım olan Gelibolu'nun 4 hecesinde de çarpma var. Şu si do si do la si sol la. Bakın. Si do si do la si sol la. Bakın. Peki üçüncü tartım olan Ankara'nın 1. hecesinde la çarpması, 2 ve 3. hecelerinde fa çektirmeleri var. Arkadaşlar şu fa la sol fa sol fa. Bakın. Fa la sol fa sol fa. Bir daha bakın. Peki son tartım olan Gelibolu'nun 1 ve 2. hecelerinde yine fa çektirmeleri var. Yalnız burada dikkat edin. 1 ve 2. hecelerde tezeneler alttan çekiliyor. Şu sol fa sol fa sol fa. Bakın arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu 5. ölçüyü size bir birleştireyim. La si do la si do si do la si sol la fa la sol fa sol fa sol fa sol fa sol fa. Bu olacak arkadaşlar. Bir daha dinleyin lütfen. Sol la si do la si do si do la si sol la fa la sol fa sol fa sol fa sol fa sol fa. Şimdi solfejsiz bir alayım bakın lütfen. Arkadaşlar bir puan hızlandırmak istiyorum. Bir daha. Bu arkadaşlar hemen 6. ölçüye geçiyorum. Arkadaşlar A bölümünün 6. ölçüsünde Eskara, Gelibolu, An, Van, Kara tartımları var. Ankara'yı size şöyle açıklamak istiyorum. Ankara tartımını ortadan ikiye ayırmış. Araya Van tartımını almış. Ankara olmuş. Bakın ilk tartımım olan Eskara'nın 2. hecesinde si bemol çarpması var. 4 ile yapacağım. Şu. Es. Si sol. Bakın. Es. Si sol. Peki 2. tartım olan Gelibolu'nun 4 hecesinde de çarpma var şu. La si la si sol la fa sol. Bakın. La si la si sol la fa sol. Peki arkadaşlar An Van Kara'yı size şöyle birlikte açıklamak istiyorum. Bakın An hecesinden sonra sole çarpma var. Van tartımını alttan çekeceğim, vibrasyon var. Kara'da ise 1. hecede
sol çarpması var. Şu arkadaşlar. Mi, sol, fa, fa, sol, mi. Bakın. Şimdi arkadaşlar altıncı ölçüyü size bir birleştireyim. Es. La, si, sol. La, si, la, si, sol, la, fa, sol. Mi, sol, fa. Fa, sol, mi. Bakın solfesiz geleyim. Es. Arkadaşlar yavaş yaptığımız için anlamını tam hissedemeyebilirsiniz. Bakın 1-2 puan hızlanıyorum. Bu çıkacak karşıma. Bir daha dinleyin. Peki arkadaşlar 7. ölçüye geçiyorum. A bölümünün 7. ölçüsünde Ankara, Gelibolu, yine An, Van, Kara tartımları var. Bakın ilk tartımım olan Ankara'nın sadece birinci hecesinde fa kaydırması var. Şu mi, fa, sol, fa. Bakın. Gelibolu'nun dört hecesinde de çarpma var. İkinci tartımım. Bakın. Sol, la, sol, la, fa, sol, mi, fa. Bakın. Peki An, Van, Kara'yı yine birlikte anlatmak istiyorum size. An hecesinden sonra Fa'ya çarpma yapacağım arkadaşlar. Van tartımını alttan çekip vibrasyon uygulayacağım. Uzun bir vibrasyon. Çünkü Van tartımı bakın bir vuruşluk. Kara'da ise ilk heceden sonra Fa çarpması yapacağım. Şu arkadaşlar. Re, Fa, Mi. Mi, Fa, Re. Bakın. Şimdi 7. ölçüyü size bir olgunlaştırayım. Mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, fa, mi, mi, fa, re. Bir daha bakın solfesiz. Biraz hızlanmak istiyorum. Peki arkadaşlar 8. ölçüye geçiyorum. Eskara, Ankara. Arkadaşlar burada 3. tartım biraz karışık, isim vermiyorum tartıma. 8 vuruşluk bir re, 16'lık bir re, 64'lük de mi, re, do notaları var. Son tartımım da Karaman. Bakın ilk tartımım Eskara'da ikinci hecede fa dizlik çarpması var. Şu es, fa, fa, mi. Bakın es, fa, fa, mi. Solfesiz. İkinci tartım Mankara'nın birinci hecesinde vibrasyon, ikinci hecesinde re çektirmesi var. Fa natürel'e birle geliyorum. Bakın. Fa, mi, re, mi. Bir daha bakın. Evet, üçüncü tartımıma geldim. Arkadaşlar rahmetli Neşet Usta'nın hareketi bu bakın. Re, ikinci re'yi orta boş vurup mi, re, do'yu yukarıya tarıyorum. Şu arkadaşlar. Re, re, mi, re, do. Bakın. Sonra Karaman var. Karaman'ın da ilk hecesi boş arkadaşlar. Orta boş. Re, re, re. Şimdi bu üçüncü ve dördüncü tartımı birbirine bağlayayım. Bakın bir. Re, re, mi, re, do, re, re, re. Solfessiz. Evet. Şimdi ölçüyü birleştireyim arkadaşlar. Bakın. Es. Fa, fa, mi. Fa, mi, re, mi. Re, re, mi, re, do, re, re. Bir de solfesiz geliyorum. Es. Arkadaşlar bir daha bakar mısınız? Evet, A bölümünü bitirmiş oldum. Şimdi 5, 6, 7 ve 8'i, 8. ölçüleri daha doğrusu, size bir birleştireyim dinleyin arkadaşlar. 3 dart. Sol, la, si, do, la, si, do, si, do, la, si, sol, la, fa, la, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, es. La, si, sol, la, si, la, si, sol, la, fa, sol, mi, sol, fa, fa, sol, mi, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, fa, mi, mi, fa, re, es.
es. Fa fa mi fa mi re mi re re mi re do re re re. Bu. Arkadaşlar solfezsiz bir dinleyin. 3, 4. Evet bu. Arkadaşlar solfezsiz halini bir daha çalmak istiyorum. 1-2 puan hızlandırıp dinleyin. 3-4. Arkadaşlar şimdi şunu yapacağım. A bölümünü en baştan geleceğim. Bu 8 ölçüyü birleştireceğim. Lütfen dikkatli takip edin. 3, 4. Sol, la, si, do, la, si, do, si, do, la, si, sol, la, fa, la, sol, dem, sol, la, sol, la, fa, sol, fa, sol, la, si, sol, la, si, la, si, sol, la, fa, sol, mi, sol, fa, dem, fa, sol, fa, sol, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol la sol la fa sol mi fa re fa mi de mi fa mi fa re fa fa mi fa mi re mi re dem re mi fa sol la si do la si sol la sol fa sol fa sol fa sol fa sol fa es la si sol la si sol la fa sol mi sol fa sol mi mi fa sol la fa sol mi fa re fa mi mi fa re fa mi re re mi do re re re. Evet bu. Arkadaşlar hemen solfezsiz geleyim. 3 4 Bu arkadaşlar solfezsiz halini 1-2 puan hızlandırarak bir daha çalmak istiyorum. Dikkat. 3-4. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar hemen B bölümüne geçiyorum. Arkadaşlar B motifinin birinci ölçüsünde Ankara, Gelibolu, Ankara, Ankara tartımları var. İlk tartımım olan Ankara'nın üstünde alternatif bir tartım var görüyorsunuz. Onu ikinci sözlerde kullanacağım. Şimdilik ona takılmayın. Arkadaşlar ilk tartımımda bakın birinci heceden sonra la'ya kaydırma var. İkinci heceden sonra çarpma var şu. Sol la si do la. Bakın arkadaşlar. Sol la si do la. Solfezsiz yapayım.
İkinci tartımım Gelibolu'nun 4 hecesinde de çarpma var. Si bemol de 2 numara basılı bakın. Si do si do la si sol la. Bakın arkadaşlar. Si do si do la si sol la. Solfejsiz bir alayım. Peki üçüncü tartımım olan Ankara'nın birinci hecesinde dem, ikinci hecesinde çarpma var arkadaşlar. Şu şekilde. Fa dem la si sol. Bakın. Fa dem la si sol. Peki solfejsiz alayım. Bir daha. Peki son tartımım olan Ankara'nın 1 ve 2. hecelerinde çarpmalarım var. Şöyle sol la sol la fa. Bakın. Sol la sol la fa. Arkadaşlar 1. solden sonraki çarpma 16'lık çeyrek, o yüzden bakın şöyle oluyor. Sol la sol la fa. Buna dikkat edin. Şimdi 4 tartımı da size bir birleştireyim. Sol la si do la si do si do la si sol la fa. La sol la fa. Bu solfejsiz bir geleyim. Bu. Peki arkadaşlar B bölümünün ikinci ölçüsüne geçiyorum. Eskara, Gelibolu, Tatvan, Ankara tartımları var. Bakın ilk tartımım Eskara'da ikinci heceden sonra si bemol çarpması var. Dinleyin. Es la si sol. Bakın. Es, la si sol. Solfejsiz. Peki. İkinci tartımım olan Gelibolu'nun 4 hecesinde de yine çarpmalarım var. La si la si sol la fa sol. Bakın arkadaşlar. Peki. Üçüncü tartımım olan Tatvan'ın birinci hecesinde sol çarpması, ikinci hecesinde de dem var. Şu arkadaşlar. Bakın. Mi sol fa dem. Bir daha bakın. Peki son tartımım Ankara'da 1 ve 2. hecelerde çarpmalarım var. Şu. Bakın. Fa sol fa sol mi. Bakın. Şimdi birleştireyim. Es la si sol. La si la si sol la fa sol mi sol fa dem. Fa sol fa sol mi. Olacak. Arkadaşlar solfejsiz bir geleyim. Bu solfejsiz düşük tempo, bir daha geleyim. Peki arkadaşlar B bölümünün 3. ölçüsünde Eskara, Gelibolu, Tatvan, Ankara tartımları var. Bakın ilk tartımım olan Eskara'da herhangi bir süsleme yok. Şunu yapacağım. Es, sol, fa. Bakın. Peki ikinci tartımım olan Gelibolu'nun 4 hecesinde de çarpma yazdım. Sol, la, sol, la, fa, sol, mi, fa. Bakın arkadaşlar. Sol, la, sol, la, fa, sol, mi, fa. Solfejsiz alayım. Peki üçüncü tartımım olan Tatvan'ın birinci hecesinde çarpma, ikinci hecesinde dem var. Şu. Re, fa, mi, dem. Bakın. Re, fa, mi, dem. Solfejsiz. Peki son tartımım olan Ankara'nın 1 ve 2. hecelerinde çarpmalarım var. Şu arkadaşlar. Mi, fa, mi, fa, re. Bakın. Peki, üçüncü ölçüyü size bir olgunlaştırayım arkadaşlar. Bakın. Es, sol, fa, sol, la, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, fa, mi, de. Mi, fa, mi, fa, re. Bir daha bakın. Es, sol, fa, sol, la, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, fa, mi, de. Mi, fa, mi, fa, re. Peki, solfejsiz bir bakın arkadaşlar. Arkadaşlar hemen dördüncü ölçüye geçiyorum. Arkadaşlar B bölümünün son ölçüsünde, yani dördüncü ölçüde Ankara, Ankara, Terazi, Gelibolu tartımları var. Bakın ilk Ankara'da sadece ikinci hecede çarpma var. Şu re, fa, fa, mi, fa diyez ikiye çarpma yapıyorum. Re, fa, fa, mi. Solfejsiz bir bakın.
Peki ikinci tartım olan Ankara'nın birinci hecesinde vibrasyon, ikinci hecesinde re çektirmesi var. Bir ile fa natürele geliyorum bakın. Fa mi re mi. Bakın. Fa mi re mi. Solfesiz. Üçüncü tartım olan terazide herhangi bir süsleme yok arkadaşlar. Şu. Re re mi. Bakın. Re re mi. Bir daha bakın. Son tartım zaten gelip oldu. Onda da herhangi bir süsleme yok. Şu. Fa, sol, la, si. Bakın. Re, re, mi. Fa, sol, la, si. Son iki tartımı birbirine bağlamış oldum. Bir daha bakın. Evet şimdi bu dördüncü ölçüyü arkadaşlar bir olgunlaştırayım. Dikkatli dinleyin. Re, fa, fa, mi. Fa, mi, re, mi. Re, re, mi, fa, sol, la, si. Evet, solfezsiz bir geleyim. Evet, bu arkadaşlar şimdi B motifini size bir olgunlaştırayım, dinleyin. Arkadaşlar önce solfezli alacağım, daha sonra solfezsiz. Lütfen dikkat edin. 3, 4. Sol la si do la si do si do la si sol la fa ben la si sol sol la fa es la si la si sol la fa sol mi sol fa ben fa sol fa sol mi es sol fa sol la fa sol mi fa re fa mi ben mi fa mi fa re re fa fa mi fa mi re mi re mi fa sol la si. Evet, solfejli hali buydu arkadaşlar. Şimdi solfejsiz bir dinleyin. 3, 4. Arkadaşlar solfejsiz halini bir iki puan hızlandırayım, dinleyin. 3, 4. Arkadaşlar hemen C bölümüne geçiyorum. Arkadaşlar C bölümünün birinci ölçüsünde Eskara Gelibolu Ankara Ankara tartımları var. İlk tartımın Eskara'nın ikinci hecesinde Do çarpması var. Bakın. Es, Si, Do, La. Bakın. Es, Si, Do, La. Solfezsiz. İkinci tartım olan Gelibolu'nun dört hecesinde de yine çarpma var. Si, Do, Si, Do, La, Si, Sol, La. Bakın arkadaşlar. Üçüncü tartımım olan Ankara'nın birinci hecesinde dem, ikinci hecesinde çarpma var. Şu. Fa, dem, la, si, sol. Bakın. Son tartımım Ankara'nın bir ve ikinci hecelerinde çarpmalarım var. Şu. Sol, la, sol, la, fa. Bakın. Arkadaşlar C bölümünü birinci motifini bir olgunlaştırayım. Es. Si, do, la. Si, do, si, do, la, si, sol, la, fa, dem, la, si, sol. La, sol, la, fa. Solfezsiz. Peki C bölümünün ikinci ölçüsüne geçiyorum. Eskara Gelibolu, Tatvan, Ankara. İlk tartımım olan Eskara'da yine ikinci heceden sonra çarpma var. Şu. Es. La, si, sol. Bakın. Es. La, si, sol. Şu. Peki ikinci tartımım olan Gelibolu'nun dört hecesinde de çarpma yazdım. La si la si sol la fa sol. Bakın arkadaşlar. Üçüncü tartımım olan Tatvan'ın birinci hecesinden sonra sol çarpması, ikinci hecesinden sonra dem. Şu.
Bakın. Mi, sol, fa, de. Bakın. Peki son tartımım olan Ankara'nın 1 ve 2. cilerinden sonra çarpmalarım var. Fa, sol, fa, sol, mi. Bakın. Bu motifi hemen birleştireyim. Es. La, si, sol, la, si, la, si, sol, la, fa, sol, mi, sol, fa, de. Fa, sol, fa, sol, mi. Sol, fesiz. C bölümünün 3. ölçüsünde es kara gelibolu tatvan ankara var. Bakın ilk es karada herhangi bir süsleme yok şu. Es sol fa bakın. Peki ikinci tartım olan gelibolunun 4 hecesinde de çarpmalarım var. Sol la sol la fa sol mi fa. Bakın arkadaşlar. Peki 3. tartım olan tatvanın 1. hecesinden sonra çarpma 2. hecesinde dem var şu. Re, fa, mi, dem. Bakın. Re, fa, mi, dem. Sol, fesiz. Peki son tartım Ankara'nın 1 ve 2. cilerinde çarpmalarım var. Şu. Mi, fa, mi, fa, re. Bakın. 3. ölçüyü hemen olgunlaştırayım. Es. Sol, fa, sol, la, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, fa, mi, dem. Mi, fa, mi, fa, re. Sol, fesiz. Peki C bölümünün 4. ölçüsüne geçiyorum. Ankara, Ankara. Terazi gelibolu arkadaşlar şu. İlk tartımım olan Ankara'nın 2. hecesinden sonra fa diyez ki çarpması var. Bakın. Re, fa, fa, mi. Bakın. Peki 2. tartımım olan Ankara'nın 1. hecesinde vibrasyon, 2. hecesinde çektirme şu. Fa, mi, re, mi. Bakın. Peki terazi ve gelibolu herhangi bir süsleme yok arkadaşlar. Şu. Re, re, mi, fa, sol, la, si. Bakın. Re, re, mi, fa, sol, la, si. Si bemol tabi buradaki. Arkadaşlar şimdi bu C bölümünün 4. ölçüsünü birleştireyim. Re, fa, fa, mi, fa, mi, re, mi. Re, re, mi, fa, sol, la, si. Sol, fesiz bir bakın. Arkadaşlar burada dönüş var. Bakın C bölümüne. Dönüş var C bölümünün başına. Bu 4. ölçüm aynı zamanda 1. dolap. C bölümünü 2. defa çaldığımda 5. ölçü ile bitireceğim. 5. ölçüde de Ankara, Ankara. 3. tartımıma yine isim vermiyorum. Bakın 16'lık bir re, 8'lik bir re, 64'lük miredo. Yine aynı. Neşet Usta'nın hareketi. Bir de karaman tartımı var. Bakın ilk tartımım olan Ankara'nın 2. hecesinde fa diyez çarpması, fa diyez 2 çarpması var. Re, fa, fa, mi. Bakın. Re, fa, fa, mi. 2. tartımım olan Ankara'nın 1. hecesinde vibrasyon, 2. hecesinde re çektirmesi. Fa, mi, re, mi. Bakın. Peki 3. tartımım re, re, mi, re, do. Bakın. Re, re, mi, re, do. Son tartımım karamanın 1. hecesi orta boş. Re, re, re. Bakın son 2 tartımı bağlıyorum. Re, re, mi, re, do, re, re, re. Sol, fesiz. Evet, şimdi ölçüyü baştan geleyim. Re, fa, fa, mi, fa, mi, re, mi. Re, re, mi, re, do, re, re, re. Sol, fesiz bir dinleyin. Evet bu şekilde. Arkadaşlar C bölümünü de bitirdim. Hemen size bir olgunlaştırayım. Önce solfejli. 3, 4, es. Si do la si do si do la si sol la fa dem. La si sol sol la sol la fa es. La si sol la si sol la fa sol mi sol fa dem fa sol fa sol mi es. Sol fa sol la fa sol mi fa re. Fa mi fa re re fa fa mi re mi.
do la, si do la, si sol la fa, del la si sol sol la sol la fa es. La si sol la si sol la fa sol mi sol fa dem fa sol fa sol mi es. Sol fa sol la fa sol mi fa re fa mi dem mi fa mi fa re re fa fa mi fa mi re mi re re mi re do re re re. Bu arkadaşlar hemen solfejsiz bir dinleyin. 3 4 şekilde arkadaşlar. Şimdi motifler bitmiş oldu. Arkadaşlar eserin hemen trafik bölümüne geçmek istiyorum. Eserin birinci kublesini bitirmek için ne yapacağım? Bir defa A, bir defa B, iki defa da C çalmam gerekiyor. Arkadaşlar şimdi bu trafik bölümünü hemen size olgunlaştırayım. Eserin birinci kublesini bitirecek şekilde size bu trafiği önce solfejli, daha sonra solfejsiz çalacağım. Bu bölümden sonra da sözlerle motifleri çakıştıracağım. Yani sözler motiflere nasıl oturuyor onu göstereceğim size. Arkadaşlar önce solfeji çalacağım. Lütfen dikkat. 3, 4. Sol, la, si, do, la, si, do, si, do, la, si, sol, la, fa, la, sol, dem, sol, la, sol, la, fa, sol, fa, sol, la, si, sol, la, si, la, si, sol, la, fa, sol, mi, sol, fa. Mi fa re es, fa fa mi fa mi re mi re dem re mi fa sol la si do la si do si do la si sol la fa la sol fa sol fa sol fa sol fa sol fa es la si sol la si sol la fa sol mi sol fa fa sol mi fa sol fa sol la sol la fa sol mi fa re fa mi mi fa re es. Fa fa mi fa mi re mi re re mi re do re 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 sol la si do la si do si do la si sol la fa dem la si sol la fa es la si sol la si sol la fa sol mi sol fa dem fa sol fa sol mi es sol fa sol la fa sol mi fa re fa mi de mi fa mi fa re re fa fa mi fa mi re mi re re mi fa sol la si es si do si do la si sol la fa dem la si sol la fa es la si sol la si sol la fa sol mi sol fa dem fa sol mi es sol la fa sol mi fa re fa mi dem fa mi fa re fa fa mi fa. Do la si do si do la si sol la fa dem la si sol la fa es la si sol la fa sol mi sol fa dem fa sol mi es sol la fa sol mi fa re fa mi dem fa mi fa re fa mi re mi re re mi re do re re re. Evet bu şekilde. Arkadaşlar şimdi bir de solfejsiz dinleyin. 3, 4.
arkadaşlar bu solfejsiz halini 1-2 puan hızlandırmak istiyorum. Lütfen dikkat. 3-4. Bu şekilde. Arkadaşlar trafiği de göstermiş oldum. Şimdi sıra geldi sözler bölümüne. Bakalım sözler motiflere nasıl oturacak. Arkadaşlar şimdi esere A bölümüyle başlıyorum baştan. Dikkatli dinleyin. Bitirdim. B bölümünde söz başlıyor arkadaşlar. Bakın. Vay bu neresi temdir? Bu. Bir daha bakın. Vay bu neresi temdir? Peki ikinci ölçüye geçiyorum. Kimedir nazı? Bir daha bakın. Kimedir nazı? Evet. Üçüncü ölçü. Bir haykırsam duyur. Bir daha bakın. Bir haykırsam duyur. Evet. Dördüncü ölçü. Vurdu avazı. Bakın. Vurdu avazı. Evet. Arkadaşlar B motifini sözleriyle birlikte size tekrar bir olgunlaştırayım. Dinleyin lütfen. 3-4. Vay bu neresi temdir? Kimedir nazı? Bir haykırsam duyulurdu avazın. Evet arkadaşlar. Şimdi bir daha yapayım arkadaşlar. Bakın. 3-4. Vay bu nesi temdir? Kimedir nazı? Haykırsam duyulurdu avazın. Evet. Şimdi C'ye geçiyorum arkadaşlar.
neden sesi gelmez? Bir daha bakın. Neden sesi gelmez? Bu ikinci ölçüye geçiyorum. Dudan ağacı. Bir daha bakın. Dudan ağacı. Peki üçüncü ölçü. Kime küstün bugün? Bakın. Kime küstün bugün? Peki dördüncü ölçü. Çalmazsın sazım. Bakın arkadaşlar. Çalmazsın sazım. Bu ikinci dolapta nasıl olacak arkadaşlar? Çalmazsın sazım şeklinde olacak. Şimdi C motifini bir olgunlaştırayım size, bakın. Neden sesi gelmez? Dudan ağacı. Kime küstün bugün? Çalmazsın sazım. Neden sesi gelmez? Dudan ağacı. Kime küstün bugün? Çalmazsın sazın şeklinde olacak. Arkadaşlar şimdi birinci kuble bitmiş oldu. İkinci kuble için burada senyo işareti var. Senyodan başa dönüyorum. Tekrar A'yı çalıyorum. Dinleyin. Arkadaşlar şimdi ikinci sözlerle başlıyorum. Bakın burada B motifi ikinci sözlerde S ile başlıyor. Bakın arkadaşlar. Muhabbet edecek. Bakın arkadaşlar bir daha dinleyin. S. Muhabbet edecek. Bir daha bakın lütfen. Muhabbet edecek. Peki B2'ye geçiyorum. Dost mu kalmadı? Bir daha bakın. Dost mu kalmadı? B3 arkadaşlar. Aşk ile coşacak. Bakın bir daha. Aşk ile coşacak. Peki. Dördüncü ölçüm. Tel mi kalmadı? Bir daha bakın. Tel mi kalmadı? Evet. Arkadaşlar B motifini size bir birleştireyim ikinci kuble sözleriyle. Dikkat. 3-4. Muhabbet edecek, dost mu kalmadı, aşk ile coşacak, tel mi kalmadı? Evet arkadaşlar, C motifine geçiyorum. Dediğim gibi yine ikinci kuble sözleriyle birlikte, bakın. Birinci ölçüm şu. Cahile diyecek. Bir daha dinleyin lütfen. Cahile diyecek.
Peki ikinci ölçüye geçiyorum. Söz mü kalmadı? Bir daha bakın. Söz mü kalmadı? Peki üçüncü ölçüye geçiyorum. Suskundur konuşmaz. Bir daha bakın. Suskundur konuşmaz. Peki arkadaşlar C4. Dillerim sazım. Evet bu. Bir daha dinleyin lütfen. Dillerim sazım. Arkadaşlar ikinci dolapta bu şöyle olacak. Dillerim sazım şeklinde. Şimdi arkadaşlar C motifini size birleştiriyorum. İkinci kuble sözleriyle dinleyin bakalım. 3, 4. Cahile diyecek söz mü kalmadı? Suskundur konuşmaz. Dillerim sazım. Cahile diyecek söz mü kalmadı? Suskundur konuşmaz. Dillerim sazım. Evet arkadaşlar bitirmiş oldum. Eserle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Sizleri sevdiğimi lütfen unutmayın.